Merak ediyorum, tarikatçı amirale ne oldu? Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı. Hakkında çok yönlü ve ciddi bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Ne soruşturması ya? Fotoğraflar ortada. Kişinin adı belli oldu. Bu ortaya çıktı. Ne yaptınız? Ama ortada şöyle bir gerçeklik var. Bu cuma, yani cuma günü yaptığımız 5. boyut programında bizim askeri ve stratejik konularda da danışmanlığımızı yapan, Tele1'in danışmanlığını yapan Sayın Haldun Solmaz Türk, hem siyaset bilimi doktorudur, emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk, iki şeye işaret etti. Bir, Siirt'in Tillo ilçesinde Genelkurmay Başkanı olduğu zaman Sayın Hulusi Akar'ın, Hulusi Bey'in Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde kuvvet komutanlarını alıp oradaki Orta Çağ'dan kalma bir medrese, El Ehser'e bağlama o medrese, illegal bir biçimde Mısır'daki Şeriat Üniversitesi diye bilinen El Ehser Medresesi'ne bağlı. Yani Selefi ideolojinin, bugün Suudi Arabistan'ı yöneten ideolojinin üretildiği yerdir. IŞİD'e, El-Kaide'ye ideolojik temel sağlayan medresenin adıdır El Ehser. El Ehser'e bağlı bir biçimde medrese olarak devam eden Tillo'daki illegal, bakın yasal değil, adı bir dernek ya da vakfa dönüşmüş olabilir, oraya kuvvet komutanlarıyla beraber ziyarete gittiler. Ziyaret sırasında da namaz kılmışlar. Kılabilirler ibadetlerini yapmak için ama bunun için Cumhuriyet'in camileri var. Namaz kılmak için. Dedi ki ya Haldun Bey, peki bu amiral savunmasında bu kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanı ile gittiler orada ve bir tarikat merkezinde Tillo'da, Siirt Tillo'da hep beraber namaz kıldılar hem de üniformalarıyla derse ne diyecekler dedi. Hiçbir şey diyemez. Peki Ayasofya'nın açılışına bütün kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı gitti mi? Gitti. Üniformalarıyla namaz kıldılar mı? Kıldılar. Burada tek ne söylenebilir? Bir tarikat merkezi. Şimdi tam da buraya geleceğim. Türkiye'de tarikatlar legal hale geldi de, yasal hale geldi de bizim mi haberimiz yok? Mesela Nakşibendi Vakfı diye bir şey mi var ya da partisi ya da derneği? Nakşibendi tarikati merkezi, yani derneği, vakfı, partisi diye bir şey mi var? İsmail Ağa cemaati, derneği, vakfı, partisi diye bir şey mi var? Yasal mı bunlar? Yasal hale geldiler mi? Böyle bir kanun mu çıkartıldı yoksa Cumhuriyet'in devrim kanunları hala geçerli mi? Ben merak ediyorum. Ve buradan bir soru. Cumhuriyet'in ordusu, ki modern Türk ordusuna, modern Türk ordusuna ruhunu veren Jöntürklerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerine ruhunu veren, kimliğini veren Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet'in ordusu kendi kuruluş felsefesini terk ediyor da bizim haberimiz yok. Bunu mu yapıyorlar gerçekten? Niyetleri bu mu? Cumhuriyet'le böyle bir hesaplaşmanın içindeler mi, değiller mi? Bunu bilmek istiyoruz. Bunu herkes bilmek istiyor. O bakımdan amiral meselesi önemlidir. Amiral meselesi önemlidir. Bakalım Hulusi Bey ne yapacak? Sayın Bakan, bu soruşturmayı ne kadar sürdürecek merak ediyoruz. Şimdi programın sonuna doğru...